Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman? Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. Finans dünyasında merakla beklenen bir olay olan bir sonraki kripto boğa koşusu, birçok analist ve uzmana göre yatırımcılara önemli kazanımlar vaat ediyor. Bu kılavuz, bu tür kripto boğa koşullarının dinamiklerini, tarihsel etkilerini ve bir sonraki boğa koşusunu tetikleyebilecek potansiyel tetikleyicileri araştırıyor. Bitcoin'in etkili rolüne ve 2023 ve 2024 olasılıklarına ilişkin uzman görüşlerine odaklanarak, geleceğin kripto yatırımcılarına neler getireceğine dair kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlıyoruz. Kripto boğa koşusu olayı açıklandı. Kripto boğa koşusu terimi, dijital finans dünyasında moda bir kelimeden daha fazlasıdır. Bu çok önemli bir aşamadır. Kripto boğa koşusu, piyasada genellikle yüksek yatırımcı güveni ve artan satın alma faaliyetiyle karakterize edilen, kripto para birimi fiyatlarının uzun süreli arttığı bir dönemde ortaya çıkar. Bu olgu sadece fiyatlardaki yükseliş eğilimiyle ilgili değil, genellikle çeşitli ekonomik, teknolojik ve sosyopolitik faktörlerin tetiklediği piyasa duyarlılığındaki daha geniş bir değişimi temsil ediyor. Kripto boğa koşusunu anlamak, temel unsurlarına bakmayı gerektirir. Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların kolektif iyimserliği çok önemli bir rol oynuyor. Olumlu haberler, teknolojik gelişmeler veya olumlu düzenlemeler güveni artırabilir, yatırımların artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilir. Artan benimseme, kripto para birimlerinin hem bireyler hem de kurumlar tarafından daha geniş kabulü ve kullanımı genellikle boğa koşullarıyla ilişkilidir. Daha fazla insan ve işletme kriptoyu benimsedikçe talep artıyor ve fiyatlar yükseliyor. Teknolojik yenilikler, blockchain teknolojisindeki atılımlar veya yeni ve gelecek vaat eden projelerin başlatılması bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Mevcut sorunları çözen veya yeni olanaklar sunan yenilikler yatırımcıların ilgisini çekebilmektedir. Küresel ekonomik faktörler, enflasyon oranları, para birimindeki devalüasyon ve para politikasındaki değişiklikler gibi ekonomik koşullar kripto pazarını etkileyebilir. Örneğin yatırımcılar enflasyona karşı korunmak için kriptoya yönelebilir ve bu da boğa koşusunu tetikleyebilir. Ağ etkileri, belirli bir kripto para biriminin artan faydası ve ağ büyümesi, kripto boğa koşusuna yol açabilir. Daha fazla kişi bir kripto para birimini kullanıp elinde tuttukça, değeri genellikle artar ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşur. Temelde kripto boğa koşusu bu faktörlerin karmaşık bir etkileşimidir ve fiyatlarda sürekli bir artışa yol açar. Bir kripto boğa koşusunun kesin zamanlaması ve süresi tahmin edilemez olsa da, bu unsurları anlamak yatırımcıların hızla gelişen kripto ortamında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Boğa koşusu terimini anlamak. Finans dünyasında, özellikle de kripto para biriminde, boğa koşusu terimi, fiyatların yükseldiği veya yükselmesinin beklendiği bir piyasa koşulunu ifade eder. Terimin kökeni, bir boğanın rakiplerine nasıl saldırdığına, boynuzlarını yukarı doğru iterek piyasanın yukarı doğru hareketini simgelemesine dayanır. Buna karşılık, ayı piyasası, düşen fiyatlar, azalan yatırımcı güveni ve genel olarak olumsuz duygularla karakterize edilir. Bu terimler, yükseliş ve düşüş eğilimi, piyasada hakim olan ruh halini yansıtıyor. Yükseliş trendleri için yükseliş ve düşüş trendleri için düşüş. Kripto boğa koşullarına tarihsel bakış. Kripto para piyasası, başlangıcından bu yana, her biri önemli fiyat artışları ve yatırımcıların coşkusuyla işaretlenen birçok önemli boğa koşusuna tanık oldu. İşte kısa bir genel bakış. İlk günler, 2009-2012 Bitcoin'in 2009'da yaratılmasından sonra, ilk kayda değer boğa koşusu 2011'de gerçekleşti. Bitcoin'in değeri ilk kez 1 dolara ulaştı ve ardından 32 dolar civarında zirveye ulaştı ve bu da merkezi olmayan dijital para birimlerinin potansiyelini ortaya koydu. 2013 yükselişi, 2013'ü karakterize eden iki büyük boğa koşusu. Başlangıçta Bitcoin'in fiyatı, artan medya ilgisi ve yatırımcı ilgisinin etkisiyle Nisan ayında 266 dolara yükseldi. Yılın ilerleyen saatlerinde, Bitcoin'in Çin'de popülerleşmesi ve gelişen pazar altyapısı gibi faktörlerin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 1000 doların üzerine çıktı. 2017 patlaması, en dramatiklerden biri olarak işaretlenen 2017 boğa koşusu,
Bitcoin'in fiyatının neredeyse 20 bin dolara ulaştığını gördü. Bu dönem, ICO, ilk para teklifi, çılgınlığı, ana akım medyada yer alması ve önemli miktarda perakende yatırımcı akını ile karakterize edildi. 2020-2021 rallisi, kurumsal yatırım, merkez bankaların aşırı miktarda para basması nedeniyle, COVID-19 nedeniyle, tüm finansal piyasalarda aşırı likidite seviyeleri ve merkezi olmayan finansa, DeFi, artan ilginin bir araya gelmesiyle tetiklendi. Bitcoin, 2021'de 60 bin doları aşarak yeniden yeni zirvelere ulaştı. Bu boğa koşullarının her birini, kripto para piyasasının döngüsel doğasını gösteren önemli düzeltmeler veya ayı piyasaları takip etti. Bu dönemler Bitcoin ve kripto pazarının manzarasını şekillendirmede çok önemliydi. Kripto boğa piyasasında Bitcoin'in rolü, 4 yıllık döngü teorisi. Bitcoin'in kripto boğa piyasası üzerindeki etkisi, ağırlıklı olarak kripto para biriminin halving olaylarından kaynaklanan 4 yıllık döngü teorisiyle yakından bağlantılıdır. Yaklaşık her 4 yılda 1 veya 210 bin blokta bir meydana gelen bu olaylar, Bitcoin madenciliği ödülünü yarıya indirerek yeni Bitcoin üretim oranını azaltır. Bu yarıya indirme mekanizması, Bitcoin'in kıtlık yaratmayı ve enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır ve doğal bir kaynağının çıkarılmasının zamanla daha zorlu hale geldiğini yansıtır. Teori, istikrarlı veya artan talep karşısında bu azalan arzın Bitcoin fiyatını artırdığını ve genellikle Bitcoin ve kripto boğa piyasası aşamasına yol açtığını öne sürüyor. Tarihsel veriler bu teoriyi desteklemektedir. Örneğin, 2012'deki ilk yarılanma Bitcoin'in fiyatının ertesi yıl yaklaşık 12 dolardan 1100 doların üzerine çıktığını gördü. Benzer şekilde, 2016 yarılanması da önemli bir boğa koşusunun öncesinde gerçekleşti ve Bitcoin'in 2017 sonlarında 20 bin dolar civarındaki zirvesine ulaştı. 2020'deki en son yarılanmada önemli fiyat artışlarına yol açtı ve Bitcoin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Halving sonrasındaki bu boğa koşusu modeli yalnızca Bitcoin'in değerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çoğu zaman pazar çapında bir kripto boğa koşusunu da tetikliyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ve dijital altın standardı olarak oynadığı rol, fiyat hareketlerinin tüm kripto para piyasasını önemli ölçüde etkilediği anlamına geliyor. Ancak bu yükseliş aşamaları kalıcı değil. Yarılanma sonrası dalgalanmaları sıklıkla düzeltmeler takip ediyor ve bu da ayı piyasalarına yol açıyor. Bu döngüsel doğa, Bitcoin'in ve daha geniş kripto pazarının spekülatif yönlerini vurgulayarak, yatırımcılar için piyasa zamanlamasının ve risk yönetiminin önemini vurguluyor. Bir sonraki kripto boğa koşusunun temel tetikleyicileri. Kasım 2023 itibarıyla birçok somut olay ve gelişme potansiyel olarak bir sonraki kripto boğa koşusunu tetikleyebilir. Bunlar arasında yatırımcı duyarlılığını ve piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilecek belirli kilometre taşları ve düzenleyici değişiklikler yer alıyor. Nisan 2024'te Bitcoin yarılanması. Nisan 2024'te gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanması, Bitcoin ve daha geniş kripto para piyasası için önemli bir olaydır. Tarih tekerrür ederse, bu bir sonraki kripto boğa piyasasının başlangıcı olabilir. İlk Amerika Birleşik Devletleri Spot Bitcoin ETF'sinin onayı, Ocak 2024'te bekleniyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri SEC, BlackRock, Fidelity, VanEck, Invesco, Galaxy, ARK Invest ve Grayscale gibi finansal ağır toplarla aktif olarak işbirliği yapıyor ve son ayrıntılara ince ayar yapıyor. Potansiyel onay için ETF başvuruları. Analistler, 10 Ocak 2024'e kadar en az bir spot Bitcoin ETF'nin onay alma ihtimalinin %90 olduğunu tahmin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk spot Ethereum ETF'si, 2024'te bekleniyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, SEC spot Ether ETF başvurusunda bulundu. Ayrıca BitGise, Grayscale ve Galaxy gibi firmalar da başvuruda bulundu. Piyasa analistleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda Ethereum vadeli işlemler ETF'lerin mevcut olduğu göz önüne alındığında, spot Ethereum ETF'lerin iyi şansa sahip olduğuna inanıyor. Ripple ve SEC davası, kripto para endüstrisi, Ripple ile SEC arasındaki nihai karara yaklaşan hukuki anlaşmazlığı yakından izliyor. Bu davanın sonucu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altcoin düzenlemelerini önemli ölçüde etkileyecektir.
Coinbase ve SEC davası. Coinbase ile SEC arasındaki hukuki hesaplaşmanın, kripto düzenlemeleri ve SEC'in yetki alanındaki çeşitli tokenlerin durumu üzerinde dikkate değer etkileri olabilir. Dolayısıyla Coinbase'in zaferi aynı zamanda kripto boğa koşusu için de önemli bir katalizör olabilir. Bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman? Her kripto para yatırımcısının aklındaki soru şudur: bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman? Oldukça değişken ve öngörülemeyen kripto pazarındaki boğa koşusunun zamanlamasını kesin olarak tahmin etmek zordur. Ancak mevcut eğilimleri, yaklaşan olayları ve piyasa duyarlılığını analiz ederek kripto para birimi fiyatlarında bir sonraki artışın ne zaman gerçekleşebileceğini tahmin etmeye çalışabiliriz. Kripto boğa koşusu zaten başladı mı? Bitcoin fiyatının hala tüm zamanların en yüksek seviyesinden %45 uzakta olmasına rağmen Ethereum, %58, XRP, %82, Solana, %77 ve Cardano, %87. Şu anda tüm piyasa genelinde yükseliş hissi var. Kripto pazarı. Boğa piyasasının ne zaman başlayacağına dair kesin bir tanım yoktur. Bu nedenle görüşler farklılık gösterebilir. Ancak gerçek şu ki Bitcoin ve kripto, yılbaşından bu yana, 30 Kasım 2023 itibarıyla büyük kazanımlar elde etti. Bitcoin %127, Ethereum %70, XRP %75, Solana ise 508'e kadar yükseldi. Dolayısıyla bir sonraki kripto boğa koşusunun başlangıcında olduğumuz söylenebilir. Ayrıca korku ve açgözlülük endeksinin Bitcoin ve kripto boğa koşusunun bir göstergesi olarak kullanılabileceği ileri sürülebilir. Tipik olarak, boğa piyasası sırasında gösterge çok uzun bir süre, birkaç düşüşle birlikte çok yüksektir. Geçen yılki gelişmelere bakıldığında, duyarlılığın açıkça korkudan açgözlülüğe dönüştü görülüyor. Bu bakımdan gösterge, kripto boğa koşusunun daha erken bir aşamasında olduğumuzun bir işareti olarak hizmet edebilir. Uzman analizi, kripto boğa koşusu 2023-2024. Ünlü kripto analisti Miles Deutscher, X hakkında yakın zamanda yayınladığı bir gönderide, eğer tarih tekerrür ederse, altcoin'lerin gelecek yıl Nisan ortasındaki Bitcoin yarılanması öncesinde güç kazanabileceğini belirtti. Bitcoin hakimiyeti son döngüyle aynı modeli mi izliyor? 2019'u da, altcoin'ler halving'e doğru güç kazanmadan önce hakimiyet Eylül ayında zirveye ulaştı. 2023'te hakimiyet benzer bir model sergileyecek gibi görünüyor. Bu da yarıya doğru bir geri dönüşe işaret ediyor. Bu arada kripto analisti, tüm kripto piyasası değeri, Bitcoin'in altcoin'ler için yükseliş eğiliminin altını çizdi. Kripto paranın toplam piyasa değeri hala burada devam etme arayışında. Daha yüksek dipler, daha yüksek tepeler, bu da diplerin satın alınabileceği anlamına gelir. Bir sonraki hedef 1,8 trilyon dolar olarak kalıyor. Bitcoin Bull 2023-2024 için BTC fiyatını tahmin etmek. Bununla birlikte, Bitcoin geçmişte her zaman tüm kripto pazarı için öncü gösterge olmuştur. Bu nedenle, Bitcoin fiyatının önümüzdeki aylarda, halving öncesinde ve sonrasında nasıl gelişebileceğini tahmin etmek ilginç. Kripto analisti Rekt Capital, Bitcoin halvingi çevreleyen aşamaların ayrıntılı bir analizini sunarak 2023-2024 için potansiyel pazar eğilimlerini öngörüyor. Halving öncesi dönem, analiste göre şu anda bu aşamadayız ve Nisan 2024'teki Bitcoin halvinge yaklaşık 5 ay kaldı. Tarihsel olarak bu dönem, özellikle daha derin piyasa geri çekilmelerinden sonra yüksek yatırım getirisi fırsatları sunuyor. Yarılanma öncesi rally, yarılanmadan yaklaşık 60 gün önce başlaması bekleniyor. Bu aşamada yatırımcılar genellikle olayı önceden tahmin ederek alım yaparlar ve zirvede satış yapmayı hedeflerler. Yarılanma öncesi gerileme, yarılanma olayı civarında meydana gelen bu aşamada, tarihsel olarak önemli geri çekilmeler görüldü. Örneğin, 2016'da %38 ve 2020'de %20. Bu durum çoğu zaman yatırımcıların halvingin yükseliş etkisini sorgulamasına neden oluyor. Yeniden birikim, yarılanma sonrası bu aşama, birçok yatırımcının sabırsızlık veya Bitcoin'in performansına ilişkin hayal kırıklığı nedeniyle çıkabileceği birkaç ay süren yeniden birikimi içerir. Parabolik yükseliş trendi, yeniden birikimden kopuşun ardından, Bitcoin'in hızlı bir büyüme aşamasına girmesi ve potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Rekt Capital'in analizi, Bitcoin yarılanmasıyla bağlantılı tarihsel kalıplardan yararlanarak önümüzdeki aylara ilişkin potansiyel beklentileri özetleyen bir yol haritası sunuyor. Capriole Investments'ın kurucusu, ünlü finans uzmanı Charles Edwards'ın da bir teorisi var. Ona göre Bitcoin şu anda BTC başına 31 bin dolardan başlayan ve 60 bin dolarda bitecek olan erken bir boğa piyasası aşamasında. Orta Bitcoin boğa aşaması 90 bin dolara kadar çıkıyor. Ona göre Bitcoin'in son boğa aşaması 180 bin dolarda bitiyor. Kripto boğa piyasasını etkileyen faktörler. Çeşitli faktörler kripto boğa piyasasının gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir. Bunlar makroekonomik koşulları, düzenleyici değişiklikleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa duyarlılığını ve kurumsal katılımı içerir. Bu faktörleri anlamak, kripto para piyasasındaki boğa koşusunun potansiyelini ve süresini değerlendirmede çok önemlidir. Bitcoin yarılanma döngüsü. Her döngünün dramatik bir sonu olduğunu kabul etmek önemlidir. Yatırımcılar, büyük kazançlar, kar elde ettiğinde, Bitcoin ve kripto boğa koşusu aniden sona erebilir. Bu arada çoğu etki sahibi BTC ve kripto paranın aya gideceğini öne sürüyor. Makroekonomik koşullar, enflasyon oranları, para politikaları ve özellikle piyasa likiditesi gibi küresel ekonomik eğilimler, yatırımcıların kripto pazarındaki güvenini ve davranışını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Makro ortamı takip etmek çok önemli olabilir. Düzenleyici ortam, kripto para birimlerine ilişkin düzenleyici kararlar ve politikalar, piyasa duyarlılığını ve yatırımcı katılımını önemli ölçüde etkileyebilir. Coinbase veya Ripple Labs'ın Amerika Birleşik Devletleri SEC'e karşı kazandığı zafer gibi pozitif düzenleyiciler, bir kripto boğa koşusunu başlatabilir veya daha da güçlendirebilir. Bununla birlikte, düzenleyici baskılar aynı zamanda boğa koşusunun aniden sona ermesine de neden olabilir. Teknolojik gelişmeler, blockchain teknolojisindeki yenilikler, ölçeklendirme çözümleri ve yeni uygulamalar, DeFi ve NFT'ler gibi yeni yatırımcıları çekebilir ve pazarın büyümesini artırabilir. Piyasa duyarlılığı, kamu algısı, korku ve açgözlülük endeksi, medyada yer alan haberler ve genel yatırımcı duyarlılığı piyasa eğilimlerini yönlendirebilir. Olumlu haberler ve yatırımcı iyimserliği genellikle boğa piyasalarını körüklüyor. Kurumsal katılım, kurumsal yatırımcıların kripto alanına girişi, piyasaya önemli miktarda sermaye, meşruiyet ve istikrar getirebilir ve potansiyel olarak bir boğa koşusuna neden olabilir. MicroStrategy gibi daha fazla şirket Bitcoin'i veya altcoin'leri bilançolarına daha büyük ölçekte eklerse veya El Salvador gibi daha fazla ülke bunu ulusal rezerv olarak kullanırsa, bu durum piyasayı güçlendirecek ve muhtemelen fiyatları daha da yükseltecektir. Sonraki kripto boğa koşusu tahminleri, fiyat hedefleri. Nisan 2024'te beklenen Bitcoin yarılanmasına yaklaşırken ve Bitcoin ETF'lerine yönelik artan heyecanla birlikte, çeşitli uzmanlar ve finans kurumları Bitcoin'in 2024'teki fiyatına ilişkin tahminlerini sundular. Pantera Capital, stok bakış modeline göre halving sonrasında yaklaşık 150 bin dolara yükseliş öngörüyor. Standard Chartered Bank, Bitcoin'in 2024 sonuna kadar 120 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor. JP Morgan, Bitcoin için 45 bin dolarlık daha muhafazakar bir hedef tahmin ediyor. Matrixport, Bitcoin'in 2024 sonuna kadar 125 bin dolara ulaşabileceğini öne sürüyor. Tim Draper muhtemelen 2024 veya 2025 yılına kadar 250 bin dolarlık yükseliş tahminini sürdürüyor. Berenberg, Bitcoin'in Nisan 2024'teki yarıya indirilmesi sırasında değerin yaklaşık 56.630 dolar olacağını öngörüyor. Blockware Solutions, bir sonraki halving dönemi için 400 bin dolarlık iddialı bir tahmin sunuyor. Jati Wood, ARK Invest, Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşması konusunda iddialı bir tahmin sunuyor. Mike Novogratz, Galaxy Digital, 500 bin dolara potansiyel bir artış öngörüyor. Tom Lee, Fundstrat Global, Bitcoin'in muhtemelen 180 bin dolara tırmanacağını düşünüyor. Robert Kiyosaki, zengin baba şirketi, 100 bin dolara yükseliş bekliyor. Adam Buck, Blockstream CEO'su, ayrıca Bitcoin için 100 bin dolarlık bir değerleme öngörüyor. Bu farklı tahminler, finans ve kripto endüstrisinin farklı sektörlerinden gelen farklı beklentileri vurguluyor ve kripto boğa piyasasının spekülatif ve dinamik doğasını yansıtıyor. Sıkça sorulan sorular, sonraki kripto boğa koşusu.
Bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman tahmin edilecek? Bir sonraki kripto boğa koşusunu kesin olarak tahmin etmek zor. Ancak uzmanlar, Nisan 2024'teki Bitcoin yarılanması gibi olaylara ve potansiyel düzenleyici gelişmelere paralel olarak 2023'ün sonlarından 2024'e kadar bir süreye işaret ediyor. Kriptoda bir sonraki boğa piyasası ne zaman? Kriptoda bir sonraki boğa piyasasına ilişkin tahminler farklılık gösteriyor. Pek çok analist, olumlu düzenleme ve piyasa koşullarını varsayarak Bitcoin yarılanmasının ardından 2024'ü bekliyor. Bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman bekleniyor? Bir sonraki kripto boğa koşusuna ilişkin beklentiler, Bitcoin yarılanması ve potansiyel ETF onaylarının etkisiyle özellikle 2024 civarında yüksek. Bir sonraki kripto boğa koşusu ne zaman olacak? Kesin zamanlama belirsiz olsa da, bir sonraki kripto boğa koşusu potansiyel olarak 2023'ün sonlarında artmaya başlayabilir ve 2024'e kadar ivme kazanabilir. Bir sonraki boğa piyasası ne zaman? Kripto para da dahil olmak üzere bir sonraki genel boğa piyasası, muhtemelen 2024 civarında, makroekonomik koşulların iyileşmesi ve kurumsal benimseme ile aynı zamana denk gelebilir. Bir sonraki boğa koşusu ne zaman? Pek çok kişi, piyasa ve düzenleyici koşulların destekleyici olması koşuluyla, kripto para birimleri için bir sonraki boğa koşusunun 2024 Bitcoin yarılanmasına yol açacağını öngörüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz, lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.